Efendim önce onu bir düzeltelim. Bizim konu başlığımız terör hareketleri değil. Herhalde yanlış girmiş arkadaşlar. Terör örgütleri. Anladım. Terör örgütlerinin üniversite gençliğine yönelik faaliyetleri. Dolayısıyla çalışma alanımızı da, konumuzu da bu anlamda terör örgütlerinin üniversite gençliği üzerindeki faaliyetleri üzerine oluşturduk. İsterseniz ana hatlarıyla konuyu bir süremiz 10 dakika. Evet, süremiz 10 dakika. Peki. Evet, konu başlığımızdan da anlaşıldığı gibi terör örgütleri. Nedir bu terör örgütleri? Özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren, sınır içerisinde ve sınır dışarısında, Türkiye sınırları içerisinde ve dışarısında faaliyet gösteren terör örgütleri. Bunun içerisinde bölücü, sol efendim terör örgütleriyle beraber dinsel fraksiyon içerisinde bulunan örgütler de söz konusu. Özellikle bölücü ve sol örgütler olarak adlandırılan PKK, bugünkü işte sınır ötesinde de bunun yansıması olan PYD, yine sol örgütlerden TKP-ML, DHKPC, DevSol gibi örgütlerin 70'lerden bu yana Türkiye'de yürütmüş oldukları faaliyetler üzerinde bir çalışma yaptık. Bunlardan bölücü terör örgütünün 70'li yıllarda özellikle avamda, sahada yoksul kesimlerden ve okumamış kesimlerden insanlar üzerine çalıştığını gördük. Ama 80'li yıllardan itibaren özellikle sol fraksiyonlarla birlikte lise gençliği üzerine ve üniversite gençliğine yöneldiklerini görüyoruz. Sol örgütler, DHKPC, TKP-ML, DevSol gibi örgütler 80 darbesinden sonra cezaevlerini okul gibi kullanmışlar. Buralarda yoğun faaliyetler yürütmüşlerdir. Cezaevlerindeki bu eğitim faaliyetlerinin neticesinde de birçok eylemde bulunarak siz de hatırlıyorsunuz 80'li yılların sonunda, yaşı küçük olan arkadaşlarımız belki hatırlamayabilir ama diğer hocalarımız çok yakından biliyorlar. O cezaevlerindeki eylemleri, grevleri, meydana gelen olayları, çok ciddi hadiseler ortaya çıkmıştı. Bu elbette ki cezaevlerindeki eğitim faaliyetlerinin bir sonucuydu. Bu tarihten itibaren şunu görüyoruz. Özellikle PKK ve diğer sol örgütler üniversite gençliği üzerine eğilmeye başlıyorlar. Çünkü üniversiteler aslında çocukların, gençlerin ailelerinden ayrıldığı, ailelerinden uzak bulunduğu ve bu şekilde birçok problemle yüz yüze kalabildikleri, hayatın sorunlarını ilk defa yaşadıkları dönemler aslında bunlar, üniversite hayatları. Dolayısıyla bu sırada meydana gelen birçok olumsuzluğu da bu terör örgütleri öğrencilere, gençlere yakınlaşarak, yakınlık göstererek, önce memleketçilik yoluyla, daha sonra ideolojik fraksiyonlarını ortaya koyarak, eğer ders hocalarıyla problem yaşamışlarsa bunu çözmeye, arkadaşlarıyla problem yaşamışlarsa yine bu şekilde destek olmaya yönelik faaliyetlerle bu gençleri kazanma yoluna gitmişlerdir. Yine aynı şekilde parasızlık çeken, maddi imkansızlıklar yaşayan gençlere de maddi imkanlar sunmak suretiyle yakınlık gösterip örgüte kazanma yolunu seçmişlerdir. Aslında gençlerimiz, çocuklarımız bu anlamda çok savunmasız, kanlarının çok hızlı aktığı bir dönem, gençlik dönemleri. Çok fevri hareketler de bulunabiliyorlar. Saman alevi gibi birden parlayabilen bir dönem. Dolayısıyla bu dönemleri, gençlerin bu dönemlerini örgütler bu anlamda doldurarak kendilerine yaklaştırmaya yönelik faaliyetler yürütmüşlerdir. Burada elimizde tabii birçok örnekler var. Türkiye'de meydana gelen PKK, DevSol, TKP-ML gibi, DHKPC gibi örgütlerin ve bu örgüt elemanlarının yakalandıktan sonra aileleriyle ilgili, hayatlarıyla ilgili birçok örnekler var. Üniversite hayatlarında yaşadıkları hadiseleri de anlatan
Özellikle mahkeme tutanaklarından birçok örnekler var. Tabii ki süremiz de sınırlı olduğu için bunlara girmemiz mümkün değil. Ben kısaca şunu söyleyebilirim. Yani nihayetinde sonuç olarak ele alırsak çözümümüz ne olabilir bu alanda? Yani bu terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi noktasında ne yapabiliriz? Devletimiz buna ne gibi tedbirler alabilir? Ailelerimiz, velilerimiz bu anlamda ne kadar önemli değil. Büyük ihtimal benimki de çalar birazdan. Ben de kapatayım ya. Yani. Uyar olarak arıyorum. Evet. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Yani radikalleşme, terör ve terörizm literatürü günümüzde artık giderek daha fazla eğitimli bireylerin ayrılıkçı gruplara katıldığını ve bu grupların daha bilinçli bir şekilde orta eğilimli sınıflara yöneldiğini göstermekte. Bu açıdan da üniversiteler bazı örgütler için yumuşak, korunmasız hedefler olarak saldırı hedefi haline gelmektedirler. Diğerleri açısından örgütlenme, korunma, aşırılıkçı ideolojilerini yayma ve örgüte farklı görevler için militan kazanma yerleri olabilmekte. Üniversitelerin radikal grupların amaçları için bu şekilde kullanılmasını engellemek ise dünyada da en çok tartışılan konulardan biri. Sadece ülkemizde değil. Aslında ülkemizde daha bu yeni yeni tartışılıyor. Hatta tartışılmadığını da söylemek mümkün. Çünkü bu tür tartışmaları biz genelde yurt dışında, uluslararası platformlarda görüyoruz. Gençlik ve terörle ilgili ne gibi tedbirler alınacağına yönelik. Türkiye'de bunun bir ilk teşkil etmesini temenni ediyorum ve daha da artarak, çünkü bütün toplumsal olarak belli seviyede olan, seviyesi oldukça düşük durumda olan ailelerin çocukları buna yöneliyor. Onun için ülkemizde bunun çok önemli bir faaliyet alanı olduğunu düşünüyorum. Buradan tabii ki yurt dışı örnekler vermek durumunda kalacağız. Bununla ilgili İngiltere'de hükümetlerin uyguladığı politikalar, bakıyorsunuz orada özellikle terör olaylarının meydana gelmesiyle beraber şu görüldü. Yani üniversitelerde ne yapabiliriz? Şunu yaptılar. Yani Müslüman öğrencilerin gözetim altında tutulması ve olağan şüpheliler olarak muamele görmeleri bu İngiltere'de olumsuz bir sonuca neden oldu. Müslüman toplumun yabancılaştırılmasına ve amaca tamamen ters bir etki yarattığı düşünüldü bu şekilde. Burada hangi özelliklerin, yani davranış ve görünüş gibi, çünkü hatırlarsanız Londra'daki metro saldırısından sonra birçok hukuk kurallarının bir kenara bırakılıp insanların toplu şekilde tutuklanıp, hatta avukatlarıyla hukuki herhangi bir müşahede altında bulunmadan da uzun süreli gözaltında tutulmaları söz konusu olmuştu. Bunun da insan hakları açısından bazı sakıncaları olduğu birçok platformda dile getirildi. Burada evet, yani hangi özelliklerin, davranış, görünüş gibi radikalleşme göstergeleri olarak algılanabileceğine dair literatürde belirsiz bir durum söz konusu, muğlaklık var. Üniversite öğrencileri, tabii bu istismar da ediliyor. Yani herhangi bir örgüt görüntüsü altında, nedir bir örgütün, işte poşi takar diyelim mesela, ya da başka şekillerde kendini ifade eder, işte orak çekişli bazı şeyler takar, tişörtlerinde belli armalar vardır, belli simgeler vardır, logolar vardır, bunları giyer. Yani bunlar istismar amacı da olarak da kullanılabilir. Sadece görünüşe, kıyafete bakarak değerlendirmek doğru olmamaktadır. Dolayısıyla burada yine Nottingham Üniversitesi'nde terör çalışmaları yapan iki tane genç söz konusu. Bu gençler terör üzerine çalışma yaparken El-Kaide'ye dair kaynakları üzerinde bulundurdukları için gözaltına alınmışlar ve tutuklanmışlar. Aslında bunlar terör araştırması yapan iki üniversite öğrencisi. Bu nedenle masum kişilerin bu şekilde gözaltına alınması ve farklı davranışlara maruz kalması da aksi bir etki yaptı
Ve radikalleşmeyi de bu gibi tutumların, yani bu tür baskı tutumlarında radikalleşmeyi tetikleyen unsurlar olduğu da söyleniyor. Uluslararası platformda da bunlar bu şekilde ifade ediliyor. Demokrasilerde üniversitelerden kendilerini güvenlik aktörleri olarak konumlandırmalarını istemek ve böylece güvenli üniversiteler talebinde bulunmak, akademik özgürlük, eleştirel düşünce ve şeffaf demokratik tartışma ilkeleri bakımından oldukça sorunlu olabilmekte. Yani bunu üniversitelere bırakmak da bazı sorunlar yaratıyor. Ancak yine de tüm risklerine rağmen üniversitelerin kampüste radikalleşme ve aşırıcılık konusunu tartışmaları gerektiğini ve hükümetlerin üniversitelerden bir şeyler yapmalarını beklemekte haklı olduğunu da söylüyorlar. Bu bakımdan üniversitelerdeki özgürlük ortamının terör örgütlerince istismar edilmesine engel olmanın bir yolu olarak İngiltere'de olduğu gibi üniversite öğrencileriyle etkileşim kurmak isteyen her kurum ve kuruluşun, bu önemli, üniversite yönetiminin onayından geçmesi sağlanabilir. Üniversite yönetimleri öğrencilerin radikal söyleme ve içeriğe maruz kalmamaları adına etkinlik programlarının içeriğini bile değiştirebilmelidir. Evet. Aşırılıkçı grupların üniversite kampüslerinde rahat hareket etmesini engelleyecek düzenlemelerin ve yasaların yapılması da önemlidir. Türkiye'de de en başta PKK, DHKPC gibi radikal terör örgütlerinde gençlik radikalleşmesinin hangi aşamada başladığını, bu örgütlere katılan bir üniversite öğrencisinin bu bağlantıları lise ve öncesinden başlayarak getirip getirmediği, bu tür gençlerin oranını saptamak ve buna göre çalışmalar yapmak oldukça önemli. Üniversiteler zaten örgüt bağları olan ve bu mensubiyet çerçevesinde hareket eden zaten radikalleşmiş bir genç için çalışmalarını genişletme alanı haline gelebilmekte. Diğer yandan hiç tereddütsüz PKK ve diğer terör örgütlerini meşrulaştıran, şiddeti bir yöntem olarak haklı ve meşru gösteren herhangi bir konuşmacının, hatta müzik grubunun, çünkü bu anlamda müzik grupları da bir enstrüman olarak kullanılmakta örgütler tarafından, üniversite kampüslerinde ve etkinliklerinden uzak tutulması, üniversite yönetimlerinin bu amaca yönelik gerekli müdahalelerde ve kontrollerde bulunması gerekmektedir. Üniversite yönetimlerinin ve idarecilerin alanında uzman isimler ve emniyet birimlerince radikal örgütlerin üniversite kampüslerinde faaliyetleri, üniversite yönetimlerinin ve personelinin bu hususta yapması gerekenler konusunda akademik özgürlük ilkesi de göz önünde bulundurularak bilgilendirilmeleri, farkındalıkların artırılması uygun olacaktır. Türkiye özelinde ise yine Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt dışındaki birçok emniyet kurumunun ve aktörünün aksine gençlik radikalleşmesine dair özellikle PKK bağlamında uzun zamandır çalışmalar yapmaktadır. Üniversite radikalleşme ve terör denklemiyle daha iyi mücadele edebilmek adına emniyet personellerinde uzmanlaşmaya önem verilmesi gerekmekte. Aksi takdirde bir bölgeyi, lise ve üniversiteleri, lise veya kampüs çevresini çeşitli örgütleri bilen, gençlerle görüşmeler yapan ve güvenlerini kazanan bir emniyet mensubunun bir süre sonra tamamen farklı bir alana kaydırılması ve başka bir kadroda değerlendirilmesi de aslında bu sahada, bu alanda verilmiş emekleri de heba etmektedir. Yeniden bu alanda çalışma yapmak zorunda kalan bir emniyet mensubunun da ne kadar zor durumda kaldığını da aslında bize göstermektedir. Burada evet, son olarak eğitim, radikalleşme, üniversite ve terör bağlamının en açık örneklerden birisini teşkil ediyor. Türkiye'de de bu konuda atılması gereken en önemli adım belki de bunun artık tartışılmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.